Ne iyi ettiniz hepiniz. İyi ki geldiniz evlatlarım. Teyzeciğim, böyle zamanlar birlikte olma vaktidir. Tabii ki geleceğiz anam. Bayram demek bir olmak, mutlu olmak, geçmişi yad etmek demektir. Ve haşlık toplamak demekti. Çok ayıp oğlum, denir mi öyle? Babam tembihledi, özellikle Hacivat amcandan al dedi. O dedi cebinde akreple dolaşır. Hacivat amcacığım, cebinde neden akrep var senin? Küçük Karagöz'üm, gel bakayım buraya. Al şu harçlığı, kendine bir şeyler alırsın. Teşekkürler Hacivat amca. Babacığım, peki ya sen? Demiştin ki Hacivat amcam versin, ben de vereceğim. Evladım, yanımda hiç nakit yok ki. Sonra ben sana bir şey yaparım. Babacığım, teknoloji ilerledi. İBAN'ıma da atabilirsin. Evladım, şarjım yok ki. Babacığım, onu da düşündüm. Şarj aletini de yanımda getirdim. Bu Z kuşağı da her şeye bir cevap veriyor. Biz sizin yaşınızdayken böyle değildik. Hiç değildin, sorma. Sen değil miydin babanın eşyalarını gizlice Letgo'da satan? Karagöz'üm, cebindeki akrep evlenip gitti diyorlardı. Yalan mıymış? Karagöz, ver bakayım çocukcağızıma harçlığını. Bak evladım, param cebimdeymiş, görmemişim az önce. Teşekkürler babacığım. Karagöz, Hacivat, gelin bakalım ne buldum. Hacı Cavcav'ım, hala aynı çirkinliktesin. Hiç değişmemişsin. Karagöz'üm, sen de hala aynı küstahlıktasın. Hiç değişmemişsin. Durun çocuklarım, bugün bayram. Bari bugün tartışmayın. Anacığım, sen bakma bizim kavgalarımıza. Biz pilav ve kuru fasulye, köfte ile patates, domates ve peynir gibiyiz. Asla ayrılamayız. Ve simit ile çay gibiyiz. Simit çaysız gitmiyor. Çay da ufaktan peyniri kesiyor. Ama çaktırmayalım. Dediklerinize bakarsak acıkmışsınız. Hadi çocuklar, geçelim kahvaltıya.